Çelik'in biliyorsunuz ki yaz dönemlerinde en çok satan serinletici olan ürünlerinden AC6030 ve AC7030'un arasındaki aslında farkın hem de içerisinde sularını koyalım, bir çalıştıralım, bakalım buz akümülatörlerinde ne kadar soğutma yapıyor. Acaba hangisini almamız bizim için daha avantajlı? Ürünümüzde de alt kısımdaki bulunan su tanklarında minimumda maksimum çizgisine kadar olan su dolum yerleri var. Ve şimdi ben bunu açıyorum ve açtıktan sonra bakın şöyle iç kısmına bakın. Hatta elektronik cihazını şöyle iç kısmına baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir dolumunu yapalım. Ve dolumunu yaptıktan sonra gerçekten arasındaki farkı görelim ve birazdan buzdakilerini de çıkartacağım. 70-30 olan modelimizde de yine aynı şekilde minimum ve maksimum olarak şimdi hemen su dolumunu yapıyoruz tabii iç kısmını. Gördüğünüz gibi maksimum kısma kadar dolduktan sonra zaten kullanımları hemen göstereceğiz. Şimdi hava serinletici ürünlerimizin tabii filtreleri var. Bu filtreleri genelde yıkama yaptığınız zaman bunları oda sıcaklığında direkt kurutmanız gerekiyor. Ve kuruttuktan sonra da direkt yerine koyabiliyorsunuz. Şimdi küçük olan AC70 olan ürünümüz sadece sürgülü olarak arka kısımdan çıkartılabiliyor. Ve bakın gördüğünüz gibi filtre kısmını açmak için yapılmış olan bir tırnağı var. Ve bunu kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. 70-30'daki filtreyi sökmek istediğiniz zaman ise sadece burada tırnakların yardımıyla aşağı çektiğiniz zaman yine filtrelere baktığınız zaman aslında yapılan sistemleri birebir aynı olarak yapılmış. Üzerindeki bulunan tozları çıkartmak istediğiniz zaman sadece vurma yardımıyla ya da hafif bir su tutarak oda sıcaklığında yine aynı şekilde kurutarak da direkt yerine de monte edebilirsiniz. Montaj olarak zaten kendi yuvaları vardır bakın şöyle iç kısımlarda. Bu yuvaların içerisinde direkt zaten kendileri taktığınız zaman kolay bir şekilde de montajını da yapabiliyorsunuz. Tırnak yuvaları gayet hazır bir şekilde. Şimdi hava serinletici ürünlerimizin istediğiniz zaman alt bölmelerine soğuk su koyabiliyorsunuz bu arada. Soğuk su koyduğunuz zaman içeriye vermiş olduğu soğukluk daha üst seviyede ve istediğiniz zaman da bunlar için kendi içerisinde çıkan iki adet buz akülleri vardır. Şimdi iki ürünümüzün de buz akülerini alalım. Tabi dondurucunun alt kısmında özellikle dondurucu bölmesini saklayın ki direkt buzu tuttuğu sürece siz bunu içerisine attığınız zaman ortalama bu 1-1.5 saat kadar direkt gidebiliyor. Ya da bunları istediğiniz zaman yedeklerinde alabiliyorsunuz. Yani döndürmeli bir şekilde de kullanım imkanı size sunabiliyor. Dondurucu bölmemizde şu anda zaten ben özellikle büyük olanı bir tanesini 70-30'un içerisinde bir tanesini de 60-30'un içerisine atacağım. Şimdi alt kısmında bildiğiniz gibi zaten bu bölme var. Birazdan çalıştırdığım zaman siz de göreceksiniz. Yapmanız gereken sadece donmuş olan buz aküsünü direkt içerisine bırakıyorsunuz. Aynı şekilde bunu da direkt içerisine bırakıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu. 60-30 AC'deki temizlemek istediğiniz zaman bakın içerisindeki bulunan kablolarda yapmanız gereken sadece iki kısımdaki tırnak noktasına bastığınız zaman gördüğünüz gibi aparatı çıkartılabiliyor ve içerisinde kolaylıkla da bu şekilde temizlemesini yapabiliyorsunuz. 70-30 olan modelimizin şimdi genel olarak aslında üzerindeki uygulamalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz iyonizer gibi özellikleri, zamanlayıcı programlarının istediğiniz zaman 3 kademeli olarak hız yapabileceğiniz ve modları gece moduna kadar da dahi kullanım imkanları var. İstediğiniz zaman soğutma özellikleri, salınım imkanları gibi ve otomatik kullanım programı özellikleri ve açma ve kapama veya bekleme gibi özellikleri de mevcuttur. Şimdi yine aynı şekilde üzerindeki bir programlara bakalım şimdi. İstediğiniz zaman soğutma özellikli ve istediğiniz zaman 3 modlu olarak gördüğünüz gibi ve iyonizör özellikleri ve zamanlayıcı programları ve salınım imkanı ve 3 kademeli olarak hız ve istediğiniz zaman açma kapama. Yalnız 70-30'a bastığımız zaman dokunmatik özellikle olan bir ürünümüz. 60-30'da ise direkt tuş takımı ve basma olarak yapılmış olan bir üründür. AC-60-30 olan ürünümüz 65 watt gücüne sahip olan bir ürün. 60-30 olan modelimiz ise 100 watt gücüne sahip olan bir ürün. Arasındaki güçleri tabii şu anda hemen görmemiz için özellikle ben yakından baktığımda yani genel olarak baktığımızda tabii çok böyle bir fark yokmuş gibi gözüküyor ama tek tek şöyle bir ayıralım bakalım. Evet 70-30'un kesinlikle birazcık farkının olduğu belli oluyor. O yüzden çünkü 100 watt olduğu için şu anda içerisindeki su aslında sıcak su, soğuk su olmadığı için birazcık daha aslında soğuk su tam olmuş olsaydı şayet birazcık daha hepimiz soğuk vereceğini. Ve aslında şöyle diyelim, vantilatörlere göre mukayese ettiğimiz zaman gerçekten daha üst seviyede bir soğukma olduğunu görebiliyoruz ve serinletici olarak. Ve şu anda bakın otomatik kullanımlarda iyonizerleri zaten açık olarak ve iyonizeri ve aynı şekilde hemen 60-30'a da bakalım. Yine soğutma modunda şu anda yani gayet 60-30 modelimizle güzel bir soğutma da yapabiliyor. Aslında bu iki makinamızın arasındaki farka baktığımız zaman birinin birazcık daha büyük olması ve küçük olması, kompakt tasarımla aslında 60-30'un birazcık daha talep olduğunu görüyorum. Her bir rakam açısından da baktığımız zaman şu andaki ayın içerisindeki satılan yani Haziran ayında 1999 TL'ye 60-30 satılırken 70-30 olan modelimiz ise 2699 TL gibi bir rakamlardan satılıyor.
tabii buradaki gücüne göre, değerine göre kararlar da tamamen size kalmış olan bir şey aslında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hava serinleticilerin tanıtımlarını yaptık. Hem içerisinde sularını koyduk, hem buzdakilerini koyduk. Bu arada hava serinleticilerin üretim olarak Arçelik'te baktığımız zaman 3 model var. Küçük olan, 50 wattlık olan ürünümüz, 5035 olan serisi var. Onun haricinde 60-30 olan serisi, 65 watt gücünde olan ürünümüz var. Zaten büyük olan ürünümüz AC7030'da 100 watt, en güçlü olanıdır aslında. Tabi burada dediğim gibi fiyat ve rakam açısından tamamen sizlerin kararına kalmış olan bir şey. Kullanacağınız odanızın metrekaresine göre de burada tercih de edebilirsiniz aslında. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.